Merhaba arkadaşlar Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir yere geldik. Fonksiyonların tersi. Abo maf olduk. Sevgili arkadaşlar bakın PDF'inizi indirmişsiniz zaten. Benimle birlikte güzelce yazarak çalışırsanız emin olun burası en sevdiğiniz yer olacak. Sadece şu sıkıcı tarafı geçelim. Ondan sonra zaten videonun sonuna geldiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Arkadaşlar F A'dan B'ye birebir ve örten fonksiyon olmak üzere. Hocam birebir örteni bilmiyorum. Önemli değil. Bırak gitsin. F A'dan B'ye bir fonksiyonsa F'in tersi de F üzeri eksi 1 ile gösterilir. F'in tersi de B'den A'ya olur. Zaten tersinden bahsediyoruz. Bakın F A'dan B'ye ise F'in tersi de B'den A'ya olacak. Anlaşıldı mı? Budur. Arkadaşlar bir fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşittir. Bundan bahsedeceğim. Defalarca bahsedeceğim. Şimdilik sadece söyleyeyim. Eğer fx eşittir y ise x ile y'yi yer değiştirirseniz f'in tersinden y eşit x olur. Hocam hiçbir şey anlamadım. Önemli değil canım kardeşim. Sadece sabırla beni dinle. Bakın fonksiyonun tersini bulmak için arkadaşlar bazı pratik yollarımız var. Fakat işin temel mantığını öğrenmek adına burayı çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir fonksiyonun tersini bulmak için fx yerine y yazıyoruz ve x'i yalnız bırakıyoruz arkadaşlar. Unutmayın fx yerine y yazıyoruz, x'i yalnız bırakıyoruz ve en son y yerine x yazıyoruz. Ne demek istiyorum? Şu örnekle başlayalım. fx eşittir 2x artı 3 ise dediğim gibi arkadaşlar mesela bunun pratik bir yolu var ama her sorunun pratik yolu yok. Haberiniz olsun burayı öğrenmemiz gerekiyor. fx eşittir 2x artı 3 ise f'in tersini bulalım demişiz arkadaşlar. Hocam buraya y yazıyoruz. Bakın arkadaşlar fx yerine y yazıyorsunuz. 2x artı 3'ü y'ye eşitliyorsunuz tamam mı? Bakın 2x artı 3'ü neye eşitliyorum? Y'ye eşitliyorum. Bundan sonraki tek amacım x'i yalnız bırakmak. 3'ü karşıya gönderiyorum. O zaman 2x eşittir y eksi 3 olmaz mı? Evet. Sonra x'i yalnız bırakmak için her iki tarafını 2'ye bölüyorum. Böylelikle x'i yalnız bıraktık. Yani x eşittir y eksi 3 bölü 2 çıktı. Arkadaşlar x yalnız kalmışsa kesinlikle tersidir. Bakın bunu size ileride hatırlatacağım. x yalnız kalmışsa kesinlikle tersidir. Yani f'in tersinden x nedir? En son y yerine x yazıyoruz. Buraya x yazın. x eksi 3 bölü 2'ymiş havalı bulmuşum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Sevgili arkadaşlar zor değil. İnanın çok kolaydır. Şimdi örnek çözelim. Örnek çözelim. F'in tersini mi sormuş? Valla a, a bunu y diyoruz. Bunu alıp y eşitleyeceğim. Ha bak şimdi. Kök x eksi 3 eksi 5'i neye eşitliyoruz? Valla y'ye eşitliyoruz. Daha sonra x'i yalnız bırakacağız arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Ha, a bunu bu tarafa atın. O zaman kök x eksi 3 eşittir y artı 5 olmaz mı? Nasıl? Y eksi 5 artı 5 olarak karşı geçti. X'i yalnız bırakmak için oradaki kökten kurtarmamız gerekiyor. Nasıl? Her iki tarafın karesini alırsak kökten kurtarır mıyız? He vallahi. Buradaki kare bu kökü götürür. O zaman x eksi 3 eşittir. Y artı 5'in karesi oldu mu? Aha buraya kadar getirdik. Çok güzel. X'i yalnız bırakmak için şu eksi 3'ü artı 3 olarak bu tarafa gönderelim mi? O zaman x eşittir. Y artı 5'in karesi. Eksi 3'ü de artı 3 olarak karşıya gönderdik x yalnız mı kalmış? Evet. O zaman o fonksiyonu tersidir. Yani f f'in tersinden x eşittir y yerine x yaz. Y yerine x yazıyoruz ha. Yani x artı 5'in karesi oldu. Bir de ne var? Artı 3 var. Alın size fonksiyonun tersi. Zor mu? İnanılmaz kolay. İnanılmaz kolay. Arkadaşlar bakın ne yapıyoruz? dışarıdakini var ya. Y'ye eşitliyoruz sonra x'i yalnız bırakıyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok ki. Zor düşünme. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Ne yapıyormuşuz? Hocam tersini soruyorsa f üzeri eksi 1 tersi demek. O zaman bunu y, ye eşit, y diyoruz. Yani fx'e y diyoruz. Bunu y'ye eşitliyorum. Yani dışarıdaki x kare eksi 2x artı 3'ü var ya. He. Onu y'ye eşitliyoruz. Sonra hocam ben bunu bu tarafa attım. Şöyle bir şey geldi. x kare eksi 2x eşittir. Y eksi 3 geldi. Burada kafam karıştı. X parantezini alsam x yalnız kalmıyor. He. İşte burada biraz beynimizi devreye sokmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar birazcık çarpanlara ayırmayı bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Mesela ben burayı şöyle yazabilir miyim? İzle izle izle. x kare eksi 2x yazdım. Tamam şu x'ini yazdım. 3'ü de 1 artı 2 diye yazabilir miyim? Valla yazabilirim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burası çok önemli. Bakın şu var ya. A bu nedir? Bunu tanıyor musunuz? 1 2 daha 3 eder ha. Şimdi ben bunu tanıyorum. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Çarpanlara ayırmayı biraz çalışmışım. Bu x eksi 1'in parantez karesidir. E valla. x eksi 1'in tam karesidir arkadaşlar. Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı 2 iki katı artı ikincinin karesi. 2'yi de karşıya gönderelim mi? Aha y eksi 2. Var mı bir sıkıntı? Hayır. X'i yalnız bırakmak için ne yapacağım bu sefer? Her iki tarafın kare kökünü alıyorum ki bu bunu götürsün. O zaman x eksi 1 eşittir kare kök y eksi 2 oldu mu? X'i yalnız bırakmak için burunda eksi 1'i bir, eksi artı 1 olarak karşıya gönderiyorum. X eşittir kare kök, Y eksi 2 artı 1 oldu. E o zaman X yalnız kalmışsa bu ne demek? Fonksiyonun tersi demek. He valla. F'in tersinden X eşittir Y yerine X yazıyoruz en yani son ha. Yani X eksi 2 kök X eksi 2 artı 1 oldu. İşte alın size fonksiyonun tersi. Hocam efendim bu tam karelere çok iyi çalışmamışım yani biraz beynim durdu. Çok da önemli değil yani. Her türlü soruyu çözmek için ben bu örneği koydum tamam mı? Canını sıkma sonuna kadar mücadeleni ver. Bu gelecek diye bir kaydı yok. Lütfen DGS öğrencisi sana söylüyorum. Harikasın. Sevgili arkadaşlar DGS, KPSS, ALS, TYT, AYT hangi sınava çalışıyorsanız çalışın fonksiyonlar aynıdır. Anlaşıldı mı? Beni çok fazla DGS öğrencisi de izlediği için söylüyorum. Yani bu önemlidir önemli. Anladım. Anladım. Arkadaşlar fonksiyonların tersini bulmak için birinci yöntemimiz neymiş? fx yerine y yaz, x'i yalnız bırak. fx yerine y yaz, x'i yalnız bırak. fx yerine y yaz, x'i yalnız bırak. Bu bir. Yer. Ama bazı fonksiyonların pratik yolları var sevgili arkadaşlar. 1. doğrusal fonksiyon için tersini bulmanın pratik yolu var. Mesela fx eşittir işte ax artı b diyorsa biz buna ne diyorduk? Daha önceki adımda hatırlayın. Buna arkadaşlar doğrusal fonksiyon diyoruz. Yani ax artı b eğer x kareli bir şey yoksa eğer x küplü bir şey yoksa sadece x'li bir şey varsa biz buna doğrusal fonksiyon diyoruz. Örneğin 2x artı 3. Örneğin 3x eksi 4. Bunlar doğrusal fonksiyondur. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonun tersini bulmak için pratik yolumuz şudur. x eksi b bölü a'dır. Tersini bulmak için. Ne yapıyormuşuz? x'i yazıyoruz. Aha. Aradaki işareti değiştirip ortaya yazıyoruz. B'yi olduğu gibi yazıyoruz. Buradaki x'in katsayısı da paydaya geliyor sevgili arkadaşlar. Örneğin bakın örneğin fx eşittir 2x artı 3 ise f'in tersi ne olacak? f'in tersi hocam valla pratik yoldur ha. Yani ne olacak? x eksi 3 bölü 2'dir. Anlaşıldı mı? Bu kadar arkadaşlar. Bakın x aradaki işareti eksi yaptım. Artı bölü 2 anladım. Eğer şöyleyse mesela o zaman bu da doğrusal fonksiyondur. Pratik yol var. fx eşittir. x'i yazacağım. Aradaki işaret eksi ise artı olacak. Aradaki işareti değiştiriyoruz zaten. tersi oluyor. x'in katsayısı da paydaya geliyor. Arkadaşlar aradaki işaret artıysa eksi olur. Eksi ise artı olur. Anlamış mısın? Evet. Buna bakalım. F'in tersinden x eşittir. X'i yazıyoruz. Aradaki işaret artı mı? Buraya eksi yazacağım. Buraya kendime 7 yazacağım. Bölü ne? X'in katsayısı nedir? Valla 1'dir. Gizli bir 1 var. Bir kere x x. O zaman 1 bir yazacağız. 1 yazmamıza bile gerek yok. Yani x eksi 7'dir. E valla. Bu doğrusal fonksiyon mu? Tabii ki de. Bak şimdi biraz düzenleyeyim. Fx eşittir. 5x aslında buraya artı sıfır yazabilir miyim? He, yani sıfır etkisiz elemandır. Bakın doğrusal fonksiyon. O zaman f'in tersinden x ne oldu? f'in tersinden x, x eksi sıfır bölü 5 oldu. Yani x bölü 5 oldu arkadaşlar. Demek ki 5x'in tersi x bölü 5'miş. Sevgili arkadaşlar hocam benim kafam karıştı ya. Bir önceki adımda biz buna y deyip eşitlemiyor muyuz? O uzun yoldur. Mesela bak şunun tersi var ya. fx eşittir 2x artı 3. Biz bunu normalde şöyle yapmalıydık. Eğer pratik yolu bilmezsek buna y diyoruz tamam mı? Demin gördüğümüz gibi. 2x artı 3'ü 2x artı 3'ü y'ye eşitle. Sonra x'i yalnız bırak. 2x eşittir. Bunu bu tarafa at. y 3. Sonra iki tarafını 2'ye böl. x eşittir. y 3 bölü 2 oluyor. Daha sonra bu fonksiyon tersidir diyoruz. F'in tersinden x eşittir. y yerine x yaz. x eksi 3 bölü 2. Yani bir önceki nottan bahsediyorum. Ne buldum? Bu buldum. E pratik yol var. Bak pratik yoldan aynı şeyi bulmuşum. E valla. X 3 bölü 2. X eksi 3 2. Yani pratik yol varken ben niye işkence çekeyim? Anladın mı? Ama her sorunun pratik yolu var mı? Hayır. Arkadaşlar öğrenmemiz gereken budur. Eğer doğrusal fonksiyonsa x aradaki işareti değiştiriyoruz. Bunu aynı şekilde yazıyoruz. x'in katsayısı da paydaya geliyor. Bu bir. İkinci pratik yolumuz arkadaşlar. ikinci notumuz. Eğer fonksiyonumuz bu şekilde ise yani ax artı b bölü cx artı d biçimindeyse bu durumda şunu yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar A ile D'yi işaret ve yer değiştiriyorsunuz. Burada bilmemiz gerekenler uyarılarım var sevgili arkadaşlar. Burada x kareli bir şey olmayacak. Yani a artı b bölü c artı d. Örneğin 2 x artı 3 bölü 4 x artı 5 biçimindeyse. Örneğin, örneğin, bu, biçim, bu şekildeyse ya da bu şekildeyse. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın x'ler önce gelecek sonra sabitler gelecek. Yukarıdaki x'in kat sayısı ile aşağıdaki sabit sayıyı yani x'li olmayan sayıyı hem işaret hem de yer değiştirdiğinizde direkt fonksiyonun tersini buluyorsunuz. Pratik yoldur. Ne demek istiyorum? D buraya eksi dx olarak gelir. Artı b. Cx'e karışmıyorsunuz. E, e, x'in katsayısı a'dır. Aşağıya eksi a olarak geliyor. Hocam anlamadım. izle. Bak şimdi. Mesela bunun tersini bulmak için ne yapıyoruz? Yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki 5'i hem işaret hem yer değiştiriyorsunuz. Buna karışacak mıyız? Hayır. Buna hayır. Sadece bu ikisini yer değiştireceksiniz. O zaman 5 yukarıya eksi 5 olarak gelir. Orası eksi 5x oldu. 3'e karışma. Başına bela olmasın. Aşağıdaki 4x'e karışma. Başına bela olmasın. Yukarıdaki 2'yi aşağıya eksi 2 olarak getirdik. Anlaşıldı mı? Budur. Bak fonksiyonun tersini direkt buldum. Mesela burada fonksiyonun tersini bulalım. Hocam yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki e, sabit terimi hem işaret hem de yer değiştireceğim. He valla. O zaman eksi 5 buraya artı 5 olarak gelir. 5x olur orası. Eksi 4'e karışmıyoruz. Şu 2x'e de karışmıyoruz. Başımıza bela olmasın. Yukarıda 3 var x'in katsayısı. Aşağıya eksi 3 olarak geliyor. Anlaşıldı mı? Bakın hem işaret hem de yer değiştiriyor ha. Eksi 5 buraya artı 5 olarak geçti. Artı 3 de buraya eksi 3 olarak geçti. Buna bakalım. Vallahi yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit terim hem işaret hem yer değiştirecek. Mesela şu 3'e karışacak mıyız? Hayır. Bu eksi 5 x'e karışacak mıyız? Hayır. O zaman 4 buraya eksi 4 olur. Eksi 4 x oldu buraya. Eksi de aşağıya artı 2 olarak gelir. Ala budur. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakın burada gizli bir 1 var mı? He valla bir kere x x. O zaman yukarıdaki 1 ile aşağıdaki 4 işaret yer değiştir. Eksi 4 x eksi 7. Eksi 4 x eksi 7. Aşağısı x artı 1 aşağıya eksi 1 olarak gelir. Arkadaşlar bilmemiz gereken bir şey var. Bakın x'ler önce gelecek sonra y'ler gelecek. Şeyler sabitler gelecek. Önce a x'ler c x'ler sonra sabitler. Anlaşıldı mı? Bazen de karşımıza böyle geliyor sevgili arkadaşlar. Bakın 3x. Aslında ben buraya artı sıfır yazabilir miyim? Vallahi yazabilirim. Neden? E 3x artı ve bakın formata getirdim. O zaman ne yapıyoruz? Yukarıdaki x'in kat sayısıyla aşağıdaki sabiti işaret yer değiştiriyoruz. O zaman eksi 4x artı 0. Bakın eksi 4x artı 0 yazmama gerek yok. Sıfır etkisizdir. Aşağıdaki 5 x'i yazıyorum, yukarıdaki 3'ü eksi 3 olarak aşağıya gönderiyorum. İşte fonksiyonun tersini bulduk. He valla. Buraya geldik. E, bu ne? Oy, burada 5 var. Hocam burada xli bir şey yok ki. O zaman ben xli bir şey yazabilirim. Nasıl? Örneğin ben buraya 0 çarpı x yazabilir miyim? He valla. 0 kere x 0'dır. 0 kere x kaçtır? Valla 0'dır. Bu niye böyle oldu ya? Dur biraz daha güzel yazayım. 0 çarpı x artı 5 diye yazabilirim. Bakın ne yaptım? Bu formata getirdim. 0 kere x 0. Ha yazmışım ha yazmamışım. Neden yazdım? Olayı öğrenmek için. O zaman yukarıdaki x'in kat ile aşağıdaki sabit yer değiştir, işaret değiştir. Eksi 7 x, e, 7 artı 7 olarak buraya geldi. 7 x yaptı buraya. Hemen burası artı 5'tir. Konuşamadım. 2 x yukarıdaki 0, eksi 0 aşağı olarak aşağıya geliyor. 0 yazmama gerek var mı? Hayır. Bakın ne yaptım? Tersini buldum. Bunun tersi, ve ee, bu biraz zor. Maf olduk, maaf olduk, olduk. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir hayat? Nasıl bir şey bu? Arkadaşlar ben ne demiştim? X'ler önce gelecek ha. Bakın bunu biraz düzenleyelim. Fx eşittir. Bunu şöyle yazıyorum. Eksi 2x artı 3 diye yazabilir miyim? Evet. Burayı da x artı 5 diye yazabilir miyim? Tabii ki de. Neden? Özgürüm. Yani 3 artı 3 eksi 2x artı 3 aksi eksi 2x. Bu ile bu aynıdır. He vallahi. Ne yaptım? X'ler önce gelecekti. Kardeşim. O zaman yukarıdaki eksi 2 ile yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabiti hem işaret hem de yer değiştireceğim. He valla. O zaman f'in tersinden x ne olacak? Ee, eksi 5x artı 3. Eksi 5x artı 3 bölü aşağıdaki x'e karışmıyoruz. Başımıza bela olmasın diye. Eksi 2'yi artı 2 olarak aşağıya gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlar çok basittir emin olabilirsiniz. Bakın bunları tek tek benimle birlikte yaparsanız kavrarsınız. Ve son bir notumuz kaldı. Başka da bir şey kalmadı. Bu notu da işledikten sonra direkt sorulara geçeceğim arkadaşlar. Sorularda ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Eğer f a eşit b ise siz içtekiyle dıştakini yer değiştirirseniz direkt tersini bulmuş oluyorsunuz. Ne demek istiyorum? Bakın b'yi içeri gönderdiniz. a'yı da dışarı gönderdiniz. Direkt tersine dönüşüyor. Arkadaşlar örneğin f2 eşit 3 olsun tamam mı? Tamam. Eğer 2 ile 3'ü yer değiştirirseniz bu f ne olur? Tersine dönüşür. Tamam mı? Yani iç ile dışı yer değiştirmek ne demek? Tersini bulmak demek. Ne yaptınız? Mesela diyelim ki siz 3'ü buraya getirdiniz. Tamam. 2'yi de dışarı attınız. O zaman ne oluyor burası? Tersi oluyor. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir arkadaşlar. Bakın bir not vardı ilk sayfada. Bunu defalarca kullanacağım demiştim. Kavrayacağız. Bir fonksiyonun tersini aldınız. Eğer bir bu fonksiyonun bir daha tersini alırsanız neye dönüşür? Kendisine dönüşür. Bakın gerçekten siz bu ikisini yer değiştirirseniz ne olur? Bu sefer bunun tersini bulursunuz. E bunun tersi ne olur? Kendisi olur. 2'ye içeri atın. F2'ye eşit. 3 olur. Bakın ne, ne oldu? Yine kendisine dönüştü. Sevgili arkadaşlar çok basittir ha. Gözünüzü seveyim zor düşünmeyin. Mesela F7 eşit 10 olsun tamam mı? Hocam ben bu ikisini yer değiştirsem ne olur? Yani onu içeri gönderiyorum. 7'yi de dışarı gönderiyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? F'in tersini buluyorsunuz. E vallahi. Ya da diyelim ki bir soruda şöyle bir şey var. F'in tersinden örneğin işte 3 tamam mı? Eşittir. Atıyorum 8 demişler. O zaman eğer siz bu ikisini yer değiştirirseniz ne olur? Yani 8'i içeri gönderdiniz. 3'ü de dışarı gönderdiniz. Bunun tersinin tersi. Yani bunun tersini alıyorsunuz. Bunun tersi zaten burada var. Bir daha tersini aldınız. Avalı buna dönüşür. Hah. Şöyle özetleyecek olursak sevgili arkadaşlar. Bakın ben hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Lütfen lütfen bunları benimle birlikte not alın. Bakın yavaş yavaş anlatıyorum. Önemlidir. Arkadaşlar fonksiyonların tersini bulmak için bilmemiz gerekenler. Bir. Eğer hiçbir şey yapamıyorsak. Yani fx eşittir düzensiz bir şey gelmişse. Örneğin diyelim ki işte kök x artı 5 eksi 2 olsun. Tamam mı? Bunun tersini soruyorsa. Bunun tersini soruyorsa. O zaman biz ne yapıyoruz? Şuna y diyoruz. Bakın şunu y'ye eşitliyor. Buna y diyoruz. Yani karekök x artı 5'i eksi 2'yi y'ye eşitliyoruz. x'i yalnız bırakıyoruz. Buluyoruz. Bu birinci yöntemimiz. 2. Eğer fonksiyonumuz şu şekilde ise fx eşit işte doğrusal fonksiyonsa yani 3x e, eksi 5 olsun ya da artı 5 olsun arkadaşlar. Bunun tersini bulmak için pratik yolumuz da şudur. Yine bu yöntemle yapabiliriz fakat gerek yok. Ya yani ne olacak? x eksi 5 bölü 3 olacak. Anlaşıldı mı? Yani buradaki işareti değiştiriyorsunuz. x'in katsayısı sayısı paydaya geliyor. Eğer fonksiyonumuz şu şekilde ise bakın şu şekilde ise örneğin 3x eksi 5 bölü 2x eksi 4 olsun. O zaman bunun fonksiyonun tersini bulmak için pratik yolumuz nedir? Yukarıdaki x'in kat sayısıyla aşağıdaki sabiti hem işaret hem yeri değiştiriyoruz. Yani 4x eksi 5 bölü 2x eksi 3 oluyor. Ve son olarak eğer hiçbir şey yapamıyorsak bir soruda hiçbir şey yani bunu yapıyoruz olmuyor. Bu değil. Bu da değil. O zaman arkadaşlar demek ki f a eşit b ise biz a ile b'yi yer değiştirirsek tersini buluyoruz. F'in tersinden b eşittir a olur. Eğer siz bunları şu an yazarak çalışıyorsanız valla sıfırlı sınav kazanacaksınız. Çünkü gerçekten fonksiyonlarla ilgili var ya her şeyi anlayacaksınız arkadaşlar. Çok basit. Bakın bilmemiz gerekenler bunlardır. Arkadaşlar şimdi ben burayı hızlı bir şekilde siliyorum ve sorulara başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet, heyecanlı mısınız? Tabii ki de. Ya fonksiyonları görüyorum ya daha ne olsun. Fonksiyonları halledeceğim. Daha ne olsun? Evet, evet, evet. sevgili arkadaşlar şimdi şu soruya baktığınız zaman hocam efendim a bununla şunu hem işaret hem yer değiştirince fonksiyonun tersini elde etmiyor muyduk? Hayır kardeşim bak sen güzel dinlememişsin. Öyle değildi. Bak burada ben ne demiştim? X kareli bir şey olmayacak. Eğer x kareli bir şey varsa bu kuraldan bahsedemeyiz. Anlaşıldı mı? Burada x kare x kare var mı? Hayır. Bak burada x kare var. Öyle yapmayacağız. He. Yani o o pratik yol geçerli değil. Çünkü burada x kare var. Anlaşıldı mı? Mesela bu şöyle olsaydı fx eşittir 3x eksi k bölü 4x 6 olsaydı evet yani x kare olmasaydı bu x'in işaret ve yer değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini buluyoruz. Ama öyle değil ki kare var orada. E valla hoştur. Bak şu x'in yer değiştirsek ne olur? f 0 eşit 5 olmaz mı? 5'i dışarı gönderdim 0'ı içeri gönderdim. Tersinin tersi kendisi oldu. Ve demek ki f 0 E valla. O zaman f 0'ı bulmak için x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazıyorum. F0 eşittir. Burası 3 kere 0. Burası 0 oldu zaten. 4 kere 0. Burası da 0 oldu. Eksi K bölü eksi 6 kaldı. E F0 5'miş. 5'e eşitle. F0'ı 5'e eşitle. Hey. İşler çarpımı yap. Eksi K eşittir. Eksi 6 çarpı 5. Eksi 30. K kaçmış? Valla 30'muş. Var mı şıklarda? Olmaz mı? Arkadaşlar çok basit. Valla çok basit. Fx eşittir buysa. F'in tersinden bilmem ne. Hiçbir şey yapamıyor musun? Bak şu ikisini yer değiştir. Pratik yoldur ha. İkisini yer değiştirir ne olur o zaman? 4'ü içeri gönderiyorum. Bak 4'ü içeri gönderiyorum. E, 13'ü de dışarı gönderiyorum. O zaman tersinin tersi F olmaz mı? Aha. Demek ki F4 13'müş arkadaşlar. F4 kaçmış? 13'müş. Sevgili arkadaşlar bundan sonra gidiyorum F4'ü buluyorum. Yani buraya 4 yazıyorum ve buraya da 4 yazıyorum. O zaman git, gel bakalım sen kimsin abi? F4 eşittir. M çarpı 4. 4M. Bir de ne var? Eksi 3 var. E f 4'te 13'müş. Bunu 13'e eşitli o zaman. F4 13 değil mi? E bunu bu tarafa alsak M'i buluyoruz. ha. 4M eşittir 16. M eşittir kaç çıktı? 16'yı 4'e böl. Valla 4. Aha. M4'müş. Arkadaşlar M4'müş ha. M4'müş. Yani buradaki M var ya 4'müş. O zaman Fx'in kuralı neymiş acaba? Bakalım bir. Fx eşittir. M yerine 4 yazdığımda 4x eksi 3 olmaz mı burası? Çünkü ben M'i 4 bulmuşum. Kardeşim. Benden F3'üm soruyor. Arkadaşlar burası 2 diye yazmışım. Yanlış yazmışım. F3'ü soruyor. Tamam mı? PDF'de zaten önünüzde görüyorsunuz. F3'ü soruyor. F3'ü soruyorsa hocam ama F2 soruyor. Hayır ben yanlış yazmışım. Burası F3'tü. Kardeşim. F3'ü soruyorsa valla hoştu. Buraya 3 yazacağım. Buraya 3 yazacağım. O zaman F3 kaçmış? 4 kere 3 12. 12'den 3 çıkar 9. Ama ben bunu yanlış yazmışım arkadaşlar. F3'tür. Eyvallah. Sekil arkadaşlar devam ediyoruz? Şimdi baktığımız zaman ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hiçbir şey aklıma gelmiyorsa iç ve dışı yer değiştir. Hiçbir şey aklına gelmiyorsa iç ve dışı yer değiştir. Yani bakın şu var ya ben a bununla şunu yer değiştirirsem yani bunu içeri gönderi, gönderip bunu dışarı gönderirsem fonksiyonun tersini bulamazsın. O zaman f'in tersinden 2x 1'i e içeri gönderdim. Siz içeri girin abi. Siz de biraz hava alın. Dışarı çıkın. Yani 2x kare eksi 3x artı 1. Ne yaptım? İç ve dışı yeri değiştirdim. Böylelikle fonksiyonun tersini buldum. Çünkü tersten bahsetmiş. Ve ne güzeldir. Ne güzeldir. F'in tersinden 5'i soruyor. Yani buranın 5 olmasını istemiyor muyuz biz? He valla. O zaman 2x eksi 1'i 5'e eşitliyorum. Buradan x kaç çıkar? 6'yı 2'ye böl. 3 mü? X yerine 3 yazmam gerekiyor. Aha. X yerine 3 yazarsam gerçekten bakın e F 5'e dönüşmüyor. F'in tersinde 2 kere 3 6 1 çıkar. F'in tersinde 5. Yani amacıma ulaşıyorum. Neye eşit oldu? Bunu hemen hesaplayalım. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18 oldu burası. X yerine 3 yazıyorum. 3 kere 3 9 oldu. Artı 1. Sonuç kaç? 19 8. 18'den 9 çıkar. 9 1 daha. Valla cevabımız 10'dur. E valla. Olduğuna göre F5 F-1 5 toplamı kaçtır? Arkadaşlar Şimdi ilk önce şunu bulalım isterseniz. Çünkü f'in tersinden bir şey vermiş. f'in tersinden 5'i bulmak için ben buranın kaç olmasını istiyorum? Valla 5 olmasını istiyorum. O zaman x yerine ne yazarsan 5 olur. Hemen 3x eksi 1'i 5'e eşitle. x'i kaç bulursun? 6'yı 3'e böl 2. He. Demek ki x yerine 2 yazmam gerekiyor. He valla. x yerine 2 yazın. f'in tersinden 3 kere 2 6. 1 çıkar 5. Ne oldu? 2 2 daha 4. x yerine 2 yazdım. He. F'in tersinden 5 kaçmış? 4'müş. Yani ben buranın sonucunu buldum mu valayı bulmuşum. 4. Bu 1. Şurayı silelim. Bir de F5'i bulalım. Bakalım F5 kaçtır? Şimdi F5'i bulmak için bir kere fonksiyonun kuralını bulmam lazım. Yani iç ve dışı yer değiştirin. Bakın iç ve dışı yer değiştirin. O zaman F olmaz mı? X artı 2'yi içeri gönderiyorum. Ve bunlara da diyorum ki gidin biraz hava alın. 3x-1'i de dışarı gönderiyorum. Ne yaptım? İç ve dışı yer değiştirdim. Böylelikle fonksiyonun tersinin tersi kendisine dönüştü. Aha. Bundan sonra ne yapacağım? F5'i mi soruyor? Aa, a buranın 5 olmasını istiyoruz. O zaman x yerine ne yazmam lazım? Valla 3 yazmam lazım. 3 2 daha 5'tir. O zaman F5 eşittir. 3 kere 3 9. 9'dan 1 çıkar kaç olur? 8. Hey, F5'te 8 çıktı. He valla bu da 8 çıktı. Bu ikisini toplamda sormuş. Cevap 12. Adana var Olmaz mı? Ben bu sınavı kazanacağım. Biliyorum çünkü ben bu sınavı çalışıyorum şu an. He valla. Arkadaşlar bakın bu da klasik bir sorudur. Fonksiyonun tersi olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Hocam bunları var ya ben görünce psikolojim bozuluyor. Ha, ben soruyu çözüyorum ama bu baştakiler ne anlama geliyor? Bu da klasik bir sorudur arkadaşlar. Testlerde karşınıza gelecek haberiniz olsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Tanım kümesinden a'yı çıkarmış. Demek ki tanım kümesindeki a paydayı sıfır yapıyor. Yani ifadeyi tanımsız yapıyor. Buradan neden b'yi çıkarmış? Fonksiyonun tersten yani tersten gittiğimizde tanım kümesi fonksiyonun tersi için tanım kümesi bu oluyor. Demek ki fonksiyonun tersinde b de paydayı sıfır yapıyor. Ne demek istiyorum? Bunun tersini nasıl bulacağız? Hocam valla ben çalışmışım ha notumu da almışım. Eğer böyle bir şey varsa biz buyla bunu hem işaret hem yer değiştirdiğimizde fonksiyonun tersini buluyorduk. He valla. O zaman 8x eksi 5, bak 8x eksi 5 bölü 2x eksi 6, fonksiyonun tersini de bulduk. Aha, bak tekrar ediyorum arkadaşlar, bu ikisini işaret, yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabiti hem işaret hem yer değiştirince fonksiyonun tersini buluyorduk. Şimdi bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın bunlar ne anlama geliyor, ben size söylüyorum, izleyin, izleyin, izleyin. Sevgili arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan x değeri nedir? 4'tür değil mi? Bakın 2x eksi 4 2x eksi 8'i sıfıra eşitleyin. x kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Dolayısıyla x yerine bakın fonksiyonda x yerine 4 yazdığımda payda sıfır oluyor. Yani ifade tanımsız oluyor. O yüzden a'yı çıkarmış. Demek ki a 4'tür. Buradan neden b'yi çıkarmış? Burada da fonksiyonun tersinde x yerine b yazdığımızda paydayı sıfır yapıyor. Yani mesela paydayı sıfır yapan x değeri nedir? Fonksiyon tersinde sıfıra eşitlersek x kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Doğru mu? 6'yı 2'ye böl 3. Yani demek ki arkadaşlar burada x yerine 3 yazdığımızda payda 0 oluyor. İfade tanımsız oluyor. Demek ki bu da 3'tür. Yani kısacası arkadaşlar bu fon buradaki a değeri reel sayılardan a'yı çıkarmış ya bu fonksiyonun kendisinde paydayı tanımsız yapıyor. Bu ise fonksiyonun tersinden paydanı, paydayı tanımsız yapıyor. Yani ifayı tanımsız yapıyor. Dolayısıyla a 4'tür b de 3'tür. 4 çarpı 3 12. Hocam çok anlamadım. Çok da önemli değil yani. Yani valla her türlü soruyu çözüyorum yani. Arkadaşlar şunu unutmayın. X yalnız kaldığında ne oluyordu? Fonksiyonun tersini buluyorduk. X yalnız kaldığında o fonksiyonun tersidir. Unutmayın. Bakın size bir hatırlatmada bulunayım. Mesela ben demin şöyle bir örnek çözmüştüm. Fx eşittir işte ne, yaptı, ne yapmıştık? X eksi 5 tamam mı? Artı 3 örneğin. Biz bunu ne yapıyorduk? Buna y diyorduk. Hatırladınız mı? Buna y diyorduk. Ondan sonra x eksi 5 artı 3'ü y'ye eşitliyorduk. Sonra x'i yalnız bırakmak için her şey yapıyorduk. Şöyle bir şey çıktı. Yani siz yaparsınız artık. Ben pratik olarak yapayım. y eksi 3'ün karesi artı 5 gelecek. Burada x yalnız kaldığında biz ne diyorduk? Bu artık f'in tersidir demiyor muyduk? Aha. Eğer böyle bir şey görürseniz x yalnız mı kalmış? Valla bu f'in tersidir. Yani F'in tersinden x neye eşittir biliyor musunuz? 3x eksi 4. 3x eksi 4 bölü 2x e, eksi 6. Hocam anlamadım. Kardeşim biz f'in tersini bulmak için fx yerine y yazmıyor muyduk? fx yerine y yazıyorduk. Aha. fx yerine y yazmıyor muyduk? Aha. Burası aslında x eşittir 3y eksi 4 bölü 2y eksi 6. Mesela burada x eşittir. Bu çıktı. En son y yerine x yazmıyor muyduk? Aha. O zaman x yalnız kalmış. F'in tersinden x eşittir. 3y y yerine x yaz. 3x eksi 4. 2y eksi 6. Zor düşünme. Böyle bir şey gördü, Yapışır gitsin. Yapışır gitsin. Zamanın geçiyor. F'in tersinden 4'ü soruyor. Vay. Valla bulmuşum ha. Buraya 4 yazacağım o zaman. Buraya 4 yazacağım. Buraya da 4 yazacağım. He valla. F'in tersinden 4 eşittir. 3 kere 4 12. 12'den 4 çıkar. 8 mi? He valla. 2 kere 4, 8. 8'den 6 çıkar 2. Cevabımız kaç oluyor? 4 oluyor. İşlem atasını yapmadık değil mi? 12'den 4 çıkar 8. 2 kere 4 8. 2 evet cevabımız 4. Bursa bu kadar. Sevgili arkadaşlar video fazla uzamasın diye bu videoyu buradan sonlandırıyorum. Fonksiyonun tersine bakın bir sonraki adımda yine fonksiyonun tersine ilgili sorular çözeceğiz. Ve sonra bileşke fonksiyon geliyor bu şekilde gidiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın sadece ders anlatmıyorum bunu sürekli hatırlatıyorum size. Aynı zamanda hem ders anlatıyorum hem de birlikte çalışmış oluyoruz. Birlikte yani soruların mantığını öğrenmiş oluyoruz. Zaten fonksiyonları benimle birlikte bitirenler varsa bitirirseniz eminim ki arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili Allah'ın izniyle soru kaçırmayacaksınız. Sizi seviyorum arkadaşlar gitmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.